Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çaparı bağlayacağız. Ana beden olarak 0.20 misine kullanacağım. Kösteklerimizin uzunluğu 15 santim arkadaşlar. Çaparımıza başlamadan önce başlangıç düğümünü atacağım arkadaşlar. Bu düğümü yine kurşun kısmında, çaparının bitiş kısmında, kurşun kısmında kullanıyorum. Normalde ben kendim birkaç tane çaparı yapacaksam burada fırdöndü kullanıyorum ama bu sefer fırdöndü kullanmayacağım. Çok bağlayacağız. Şimdi ben bu düğümü atacağım. Yalnız sizin de görebilmeniz için ben bir iple göstereyim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ipi misine olarak düşünün. İkiye katlıyoruz. Tekrar ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir halka yapıyoruz. İçinden iki kere geçiriyoruz arkadaşlar. Ben bazen bir kere geçiriyorum ama siz artık bir veya iki mutlaka yapın. Gördüğünüz gibi şöyle çekiyoruz. Şu iki kısmını. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu başlangıç kısmı ve bitiş kısmına bu şekilde düğüm kullanabiliriz. Ama başlangıç kısmında fırdöndü kullanırsanız daha da güzel olur. Ben kullanıyorum. Yalnız çok olunca işte fırdöndü yetmiyor. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi aynı düğümü misina ile atacağım arkadaşlar ve çaparımızın yapımına başlayacağım. Evet, katladım. Bir halka oluşturdum. Bir içinden geçirdim. İkinciyi geçiriyorum. Evet. Hafif ıslatıyorum misine olunca. Şu şekilde düğümümüzü attık arkadaşlar. Şimdi bunu gerdirme tahtama geldireceğim arkadaşlar. Buna fazla değil. 10 köstek bağlayacağız arkadaşlar. 15'li veya 20'li yapmayacağım bu sefer. Evet, gördüğünüz gibi gayet gergin. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir tane kösteğimizi aldım arkadaşlar. 15 santim uzunluğunda. Ben burada 20 santim boşluk bırakarak yapıyorum. Hemen zaten benim tahtamın üzerinde yerler belli. Ana bedenimizin üzerine kösteğimizi koyuyorum şöyle. Baş parmağımı üstüne basıyorum. Kösteğimin iğnesini alıyorum arkadaşlar. Ana bedenden geçiriyorum şöyle bir halka. Şöyle çekiyorum. Bir. Bir halka dağıtıyorum. 2. Bir halka dağıtıyorum. 3. Hafif çekerek sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı şeyde bakın. Bir halkanın içinde 3 tur attıracağız. İğnemizi 1 attırdım. 2 attırdım. 3. attırdım. Çekiyorum arkadaşlar. Hafif ıslıyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi tam ters yönden halkamızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi iğnemizi bir geçirdim. İki geçirdim. Üç geçirdim arkadaşlar. Çekiyorum. Hafif ıslıyorum. Sıkıştırıyorum arkadaşlar. Yeterli. Fazla çekip kösteğe yıpratmamak lazım arkadaşlar. Fazlalığını kestim. Ana bedenimizin üzerine kösteğimizi koyuyorum şöyle. Baş parmağımı üstüne basıyorum.
Küsteğimin iğnesini alıyorum arkadaşlar. Ana bedenden geçiriyorum. Şöyle bir halka. Şöyle çekiyorum. Bir. Bir halka dağıtıyorum. İki. Bir halka dağıtıyorum. Üç. Hafif çekerek sıkıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı şeyde bakın. Bir halkanın içinde 3 tur attıracağız. İğnemizi 1 attırdım. 2 attırdım. 3. attırdım. Çekiyorum arkadaşlar. Hafif ıslıyorum. Sıkıştırıyorum. Şimdi tam ters yönden halkamızı oluşturduk. Gördüğünüz gibi iğnemizi bir geçirdim. İki geçirdim. Üç geçirdim arkadaşlar. Çekiyorum. Hafif ıslıyorum. Sıkıştırıyorum arkadaşlar. Yeterli. Fazla çekip köste yıpratmamak lazım arkadaşlar. Fazlalığını kestim. Kösteğimiz gördüğünüz gibi bağlandı. Şimdi ikinci iğnemizi alıyorum. Tekrardan aynı. Düğümsüz köstek bağlıyoruz arkadaşlar. Ana bedenimizin üstüne koyuyorum. Baş parmağımı basıyorum. Ana bedeninde bir halka oluşturup içinden alıyorum. Tek bu. Bir. Tekrardan aynısını yapıyorum. İki. Ve üçüncüyü yapıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bir halka oluşturacağım. İğneyi 3 tur attıracağım o halkanın içinde. Evet. Bir tur attırdım. 2 tur attırdım. 3 tur attırdım. Çekiyorum, sıkıştırıyorum. Hafif ıslıyorum. Tam ters kız tarafından arkadaşlar. Yine bir halka oluşturuyorum. 3 tur attıracağım içinden. 1 2. tur ve 3 tur oldu arkadaşlar. Çekiyorum yavaş yavaş. Evet, sıkıştırdım. Gayet iyi. Fazlalığı kesiyorum. İğnemizi bırakıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. 10 iğneli çaparımız bağladık, bitti. Şimdi sonuna arkadaşlar kurşun düğümü atacağım. Yine aynı düğümü atıyoruz arkadaşlar. Başlangıçta göstermiş olduğum düğümü. Yalnız ben burada farklı bir şey kullanıyorum. Klips yerine klips de kullanan var. Ben bir ip bağlıyorum buraya arkadaşlar. Palamar düğümüyle. Bakın. Şimdi burada bir palamar düğümü yapacağım. Gördüğünüz gibi şu ipi buraya bağlayacağım arkadaşlar. Bir halka oluşturuyorum. Halkanın içinden alıyorum arkadaşlar. Evet, şimdilik bunu buradan geçiriyoruz. Sonunu ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Fazlalığı kesiyorum. Evet, kurşunumuzu buraya takacağız arkadaşlar. Palamar düğümüyle yaptığım için burası gayet sağlam. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yalnız dediğim gibi siz benim ilk başta başlangıcı attığım düğümü gösterdim. O şekilde atıp kullanabilirsiniz. Ve çaparımızı sarıyorum arkadaşlar.
Daha avcı hale getirdim şimdiki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çaparımız bitti. Tabii ben devam edeceğim çaparı bağlamaya. Nasipse deneyeceğiz. Balık avlayacağız bakalım. Yani. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sonlandırmış bulunuyorum.